Evet, Fenerbahçe mi, Demir Grup Sivaspor mu? Demir Grup Sivaspor son şampiyonu. Ziraat Türkiye Kupası'nın Fenerbahçe artık şampiyonluk yarışında, lig şampiyonluğu yarışında işleri epey bir zora soktu. Artık hani Galatasaray'ın bir maçı var şampiyonluğunu ilan etmesine. O yüzden kupa Fenerbahçe için de çok önemli. Son maçına bakınca Sivaspor'un da kupayı ne kadar düşündüğünü, kadroya da bakınca anlamıştık zaten. Evet. Umutlarıma bir döneceğim. Bakalım onlar ne düşünüyorlar maçla ilgili. O gün seninle başlayayım. Sivaspor Türkiye Kupası'nın tecrübeli takımlarından ve iddialı ekiplerinden bir tanesi. Bu iddiasını da geçtiğimiz sezon kupayı alarak gösterdi. Bir de yani orada da bir derbi vardı tabii finalde. Kayserispor, Sivasspor. Derbidir, yani. Evet. İki komşu şehrin takımı. Şimdi bu sezon işler ligde pek iyi gitmedi ama Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefe bir adım uzakta, final hedefine. Onun dışında Sivasspor Avrupa'da mesela gözümüzü kabarttı. Bu sezon üst üste 4 çok yıl olacak bak. Eğer kazanırsa kupayı, Avrupa'ya gidişi. Evet ve şu çok kıymetli, yani iyi puanlar topladı Sivasspor. Yani gitti öylesine bir gidip gelmedi. Üst tura nasıl çıktığını hatırlıyoruz. Rıza Hoca'nın araya girdim. Geçen son basın toplantısında da bir öncekinde söylemi. Eğer biz Avrupa Kupalarında mücadele etmeseydik şu anda ligde ilk 5-6'da olurduk diye. Yani hep o bize eksik. Ya çok kadro kalitesi, sakatlıklar, eksiklikler, pandemi. Kulübede 4 kişi, 5 kişiyle. Bir Villarreal maçı vardı galiba. 4 kişi vardı. O evet, eksik pandemi dönemi galiba. Villarreal. Yani kadro kalitesi evet düşük. Yani çok yüksek bir kadro kalitesi yok. Çünkü bütçesi belli. Yani çok fazla borca giren bir takım değil. Evet. Hatta borçsuz olma ihtimali çok yüksek. Ben alınan maaşları biliyorum o takımda. Şaşırırsınız yani. Söylesem burada şaşırırsınız kimler ne paralar oynuyor. Dolayısıyla çok kıymetli işler yaptı Rıza Hoca orada. Bu sezon ligde evet işler kötü gitti. Küme düşme tehlikesi içerisindeydi. Nispeten biraz uzaktı şu an ama halen mesela tam olarak geçmiş değil, yanlışım yoksa. Burada Sivasspor'un Avrupa'ya en kestirme yolu dolayısıyla kupayı kazanmak. Fenerbahçe açısından ama şimdi Jorge Jesus bu sezon Fenerbahçe taraftan hiç böyle sosyal medyadan maça davet ettiğini ben hatırlamıyorum. Belki vardır ama kaçırmışımdır. Yani olursa çok uzak bir zamanda olmuştu ligin ilk evrelerinde. Ama Jesus Fenerbahçe taraftarını stada çağırdı. Çünkü burada asıl hedef Türkiye Kupası değildi elbette Jesus'un buraya gelişinde. Süper Ligi kazanmaktı. Bu saatten sonra çok da olacak gibi durmuyor. Galatasaray bir adım uzakta. Jesus için burada Türkiye Kupası'nı kazanmak en azından bir nebze olsun. Üzerinden biraz baskı almak olur. Eğer yeni sezonda da devam edecekse şayet. Çünkü o yönde haberler sürekli olarak benim okuduğum. Jesus'un önünde bir sözleşme var. Bir ara ya imzalayacak ya imzalamayacak. Herkes onun kararını bekliyor şeklinde. Belirleyecek diyorsun durum. Şu anda imzalar herhalde. Çünkü teklif yok. Bir ara o imzayı atmamasının sebepleri teklifler ya, vardı. Ben şunda hala takıldım. Yani sezon bitmek üzere. Bir teknik adamla yönetimin devam arzusu var ve uzun süredir var. Dün, iki gün önce başlayan bir şey değil. İki aydır en azından Jesus'un önünde herhalde o sözleşme değil mi? Jesus hala imza atmıyor. Yeni sezon planlaması yapacaksınız. Şimdi sezon Haziran'ın ilk haftasının sonu 7-8'inde falan bitecek galiba. Yeni sezon ne zaman başlayacak? 11 Ağustos'ta başlayacak. Aradaki zaman 2 ay. Temmuz'da siz zaten Avrupa için lig açacaksınız. Sezonu açacaksınız. Dolayısıyla Haziran'ın sonunda en geç bu takım toparlanması gerekiyor. Bir araya gelmesi ve kampa başlaması gerekiyor. 2 haftalık süreç var öyle değil mi? Siz 2 haftalık süreçte ne yapacaksınız? Böyle planlama olur mu? Yani teknik adama da söyleyeceksin o zaman. Yani bir devam edeceksen kararını ver. Ona göre yani haritamızı şey de merak ediliyor bu sefer. Hani bir isimler geçiyor transferde. Nasıl, neye göre? Ya şimdi hoca kalırsa, eğer Jesus'a göreyse niye imzalamıyor? Evet. Yani Jesus'a göre değilse yeni teknik direktör arayışları başladı mı? Bu geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe'nin sezon sonunda hep tartışılan konuydu. İşte geçen sene Löw mi istiyor oyuncuları, hatırlıyor musun? Öyle bir durum konuşuluyordu yine. Belirsizlik vardı. Löw'ün istediği takım mı kuruluyor diye konuşuluyor. Her sene bu bir tartışılıyor şu an. Erken transferler yapılıyordu. Evet. İşte Vitor Pereira döneminde de yapıldı. Evet. Teknik direktörden önce yapılan transferler ve teknik direktör gelince o transferleri beğenmeyip göndermesi gibi örnekler Colker yaşandı. Gibi. Colker bir tanesiydi.
ya da kendisinin getirdiği ve gönderdiği de Jesus'ta Bruma örneği var. Bruma o da ilginç var. Tabii. Evet. Ama şunu söylemek istiyorum. Zaman çok kısıtlı. Uzun bir zaman yok burada. Dolayısıyla yani bence Türkiye Kupası finalinden önce çözülmesi gerekiyor Fenerbahçe'de bazı şeylerin. Yani bu Jesus kalacaksa da bir kararını vermesi gerekiyor. Ha, belki de verdi. Yönetimle de bunu paylaştı ama resmi olarak deklare edilmiyor. Bilinmiyor. Bu da olabilir. Bu maçtan sonra belki olabilir biraz. Yani final, belki de final maçı bekleniyor. Eğer kupayı kazanırsa kalma olasılığı bana göre de yüksek olur. Kalır diyorsun. Yani kupayı kazanırsa kalma olasılığı yüksek olur. Peki finale geçmeden yarı final hani konuşalım biraz isterseniz. Kimi yakın görüyorsunuz? Öyle başlayalım. Savaş sen ne diyeceksin? Ya şimdi seyirci avantajıyla tabii ki Fenerbahçe ama bu sene seyirci avantajını hangi maçlarda kullanabilir dersen eskiden Fenerbahçe stadında hakikaten oradaki burası Kadıköy buradan çıkış yok sloganı o yıllarca iç sahada rakiplerine puan vermeyen bir Fenerbahçe vardı ama son yıllarda bu Fenerbahçe Galatasaray derbisinden sonra bu sezon baktığın zaman Trabzonspor uzun yıllar sonra Anadolu takımlarının gelip kaybetme yani Fenerbahçe'nin evinde kaybetmesi takım içindeki bir takım sıkıntılar yarışın içinde hala var. Şampiyonluk şansı hala var baktığın zaman. Hala Ankara'nın var maçını, evet matematiksel, yani matematiksel olarak. Olarak Galatasaray'ın orada kaybedeceği bir puanla beraber iş son başa gider. Eğer Galatasaray kazanırsa son 90 olacak zaten. Dolayısıyla böyle bir durumda bence Fenerbahçe başkanı da Sayın Ali Koç da bu maçın sonucu hatta finale kadar buradan eğer bu turu geçerse ki ben yani Sivas Spor'da da Galatasaray maçındaki oyunda evet 3-4 tane oyuncu dinlendi. Cezalı vardı Yatabara gibi. Uğur'u dinlendirdi. Önemli taktik hamleleri olabiliyor Rıza Hoca'nın. Birazdan bakacağız muhtemellere. Bakıldığı zaman iki teknik adamın Rıza Hoca bu işi, bu tip maçları çok seviyor. Eksikleri vardı ligde ama iki takımın da dengelerine baktığın zaman güzel bir final ayağı olur. Yani finalin son maçı. Fenerbahçe'yi yani bir hatta iki adım önde görüyorum. Bir hatta iki adım. Bir ya da hatta iki adım görüyorum. Çünkü gün, tutunacak başka şu andaki o ben, dalı derler ya Fenerbahçe her şeyi evet, yani, oraya çünkü sarılmış vaziyette. Çok, o yüzden bu birçok şeyi belirleyebilir Fenerbahçe'de. Futbolcular açısından da bazı futbolcuların da burada mesela bu finale kalmak istemeleri. Başakşehir Ankara Gücü maçının sonucu ne olsun? O iki takımdan bir tanesi orada da aynı şekilde. Çünkü iki takım da beraberlikle ayrıldığı için. Ama Fenerbahçe'de gerek teknik heyet, gerek futbolcular, gerek taraftar bu ligin artık böyle son finali gibi görüyorlar yani. O yüzden ben biraz Fenerbahçe'yi önde görüyorum. Yani şey de var şimdi. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı takdirde bir Süper Kupa maçı da oynayacak. Yani bence işte orada kupa. Orada işte ve o muhtemelen yani bak, şu şampiyonluk yarışında Fenerbahçe eğer mutlu sona ulaşamazsa Galatasaray şampiyon olacağı için bir derbi bekleyecek bizi. Daha önce de aynı şeyi paylaşmıştım. Türkiye Kupası'nın önemi sadece Türkiye Kupası'nı kazanıp müzeye götürmek, yani uzun zaman sonra evet, Fenerbahçe'ye bir kupa kazandırmak değil. Aynı zamanda yeni sezonu açarken bir rövanş alabilme ihtimali. Evet. Yani Galatasaray şampiyon olursa ki şu an çok yakın. Rövanşı alabilirsiniz ve yeni sezona psikolojik olarak üstün başlarsınız.